ekranlarının başındaki kıymetli seyircilerimiz, stüdyomuzdaki değerli yarışmacılarımız, kamera arkasındaki canım çalışma arkadaşlarım, Türkiye'nin ekranına, TRT 1'e, Lingo Türkiye'ye hoş geldiniz. Ben Kanal 3 her hafta içi her gün ana haberden hemen önce Türkiye'nin en çok kazandıran kelime yarışması Lingo Türkiye ile sizlerle beraberim efendim. Ama bildiğiniz gibi burada yalnız değilim. Yine bugün stüdyomuzda çok güler yüzlü ama aynı zamanda bence çok iyi bir yarışma geçirecek ekiplerimiz var. Birinci masamızda Ezgi ve Ramazan, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. İkinci masamızda Büşra ve İsmail, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üçüncü masamızda da Gülşah ve Yasin, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birazdan sizlerle daha güzel sohbetler, uzun sohbetler yapacağız. Böyle keyifli muhabbetlerin içine düşeceğiz ama önce isterseniz yarışmamızı bir kısaca hatırlayalım. Lingo Türkiye'de yarışmacılarımızın tek yapması gereken onlara ilk harfini vereceğimiz lingo kelimeleri doğru tahmin etmeleri. Verdikleri cevaplarda doğru harfler yeşil renge, doğru ama yanlış yerde olan harfler de sarı renge dönecek. Yarışmacılarımızın her bir soruyu cevaplamaları için beşer hakları olacak ve bunları 10 saniye içinde kullanmak durumundalar. Yani işimiz bir tutam sevgi İsmail. Ama dikkat etmemiz gereken en önemli husus şudur. Efendim her bölüm hatırlatıyorum. Verdiğimiz cevaplardaki kelimelerin Türk Dil Kurumu'nun güncel sözlüğünde yer alması lazım. Aksi takdirde o sorular için cevaplama hakkımızı maalesef kaybedeceğiz. Olur mu? Buna dikkat edelim. Efendim yarışmacılarımız 3 tur boyunca verdikleri her doğru cevapla birlikte kasalarında bir miktar para ödülü biriktirecekler. Ve 3. etabın sonunda kasasında en yüksek miktarı biriktiren ekibimizle birlikte biz Lingo Türkiye'de final oynayacağız. Ve umuyorum ki o biriktirdiğimizin çok daha fazlasını kazanacağız. O halde Ezgi ve Ramazan, anlaştık mı? Anlaştık. Büşra ve İsmail, net miyiz? Netiz. Peki Gülşah ve Yasin, hazır mıyız? Hazırız. Ne duruyoruz efendim o zaman? Lingo Türkiye ama alkışlarınız da başlasın. Lingo Türkiye'de 1. etapımızdayız ve tabii ki 1. masamızdayız. Ezgi ve Ramazan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri bir tanıyalım arkadaşlar. Ben Ezgi, 27 yaşındayım. Yarışmaya Trabzon'dan geldik. Özel eğitim öğretmeniyim. Trabzon'da çalışıyorum. Bu şekilde. Ne güzel, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ramazan. Merhabalar, ben Ramazan, 27 yaşındayım. Özel eğitim öğretmenim eşim gibi aynı okulda çalışıyoruz hatta. Dersimizde çok iyi çalıştık. Nasıl yani? Bütün hafta boyunca öğretmen arkadaşlarımızla birlikte her teneffüste C5 harfli, D4 harfli. Çok iddialıyız, inşallah hiç turda elenmeyiz. İnşallah. Keşke bunu, yani bu kadar çalıştıktan sonra o okula nasıl gidersin bilmiyorum Ramazan. Şimdi o zaman yarışma okulda seyrediliyor. Herkes seyrediyor. Evet. Öğretmenlerimiz hakim. Kesinlikle. Evet. Ve siz biz gideceğiz deyince... Herkes bizi çalıştırmaya başladı. Herkes, tüm teneffüslerde biz çalıştık. Hatta benim çantamda kağıdım bile var. Oo, şöyle. Biz bile nasiplendik. Yani baktınız mı en son? Arkadaşlarla birlikte çalıştık. Paylaştınız da. Paylaştık. Efendim diğer masalarımız görüyor. Çok hazırlıklı gelmişiz. İşte tam böyle anlattıktan sonra hemen elenince... Çok üzücü olur. O zaman müdürümüz bizi okula aldı. Ne güzel olmuş yahu. Okulda da güzel bir enerji olmuş. Evet. O zaman diğer hocalarımızı da bekleriz. Efendim, kesinlikle. Başvursunlar. Görüyorsunuz sevgili seyircilerimiz, başvuruyorsunuz. Burada geliyorsunuz, bizimle beraber yarışıyorsunuz. Tıpkı Ezgi ve Ramazan'ın yaptığı gibi. Hemen de hatırlatayım bu arada. Şu aşağıdaki telefon numarasından veyahut iletişim adresinden lütfen bize yazın. Buraya gelin. Gelmeden önce de bol bol çalışın. Kesinlikle. Evet. Peki listeler yapıldı. 7 harfli kelimelere bakıldı mı? Ona bakamadık çok fazla. Nasıl yani Ezgi? Bulacağımız eminiz. Bulacağımız yani, eminiz. Siz kadar fazla zorlamıyorsunuz bizi. Kesinlikle bulacağız. Evet. Güzel, gayet çalışmışlar. Çok da enerjiniz ne güzel. Teşekkür ederiz. Ne kadar güzel bu arada. Ne kadar önemli bir iş yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Bunun için de teşekkür ederiz. Şimdi efendim Ezgi ve Ramazan'la o zaman 1. eteve başlayalım. 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 Bakalım nasıl çalışmışlar. İyiler mi? Kelimeler hemen akacak mı? Umarım da akar. İnşallah. Bu etapta size 3 tane 4 harfli lingo kelime soracağız ve bunların değeri 500 liradır. Evet. Şöyle güzel güzel bir yürüyelim. Kasayı doldurmaya başlayalım. Olur mu? Tabii. Güzel. O halde Ezgi ve Ramazan için 1. etapımızın ilk 4 harfli lingo kelimesi ekrana gelsin. Buyursunlar. İlk harfimiz M. Mera. M-E-R-A. Mera deneyelim. Mani. M-A-N-I. Mani deneyelim. Güzel, bir A daha geldi. Mala. M-A-L-A. Mala olabilir mi?
Masa. M-A-S-A. Masayı deneyelim. Son hakkımızdır. Ne olabilir? Maşa. Maşa. M-A-Ş-A. Maşa mıdır efendim? Neden olmasın? Bir an yani ilk soruda lütfen kalmayalım diyecektim. Gerçekten çalışmışlar Büşra. Planlar güzel yapılmış. O halde efendim şimdi Ezgi ve Ramazan için bu etaptaki ikinci dört harfli lingo kelime ekrana gelsin. Buyursunlar. İlk harfimiz H. Haki. H-A-K-I. Haki. İ var ama nerede? Hile. H-I-L-E. Hile geldi Ezgi'den. Tek bir harf lazım. Hibe. H-I-B-E. Gayet güzel bir kelime. Hibe olabilir mi? Güzel başladık. Tebrik ediyorum. Hiç hız kesmiyorum. Efendim hadi devam edelim o zaman. Ezgi ve Ramazan için bu etaptaki üçüncü ve son dört harfli lingo kelime ekrana gelsin. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. İlk harfimiz A. Aşık. A-Ş-I-K. Aşık. Amca. A-M-C-A. Amca deneyelim. Maalesef bir harf vermedi. Algı. A-L-G-I. Güzel bir deneme. Algı. L'yi verdi bize. Şahane. Ne kullanmadık? Alek, ale. Alçı. A-L-Ç-I. Alçı gelsin. En azından süreyi bir tazelemiş olalım. Şimdi son hakkımızdır. Kazandır. Şöyle kullanmadığımız sesli harflerden ne kaldı? Neymiş acaba? Benim bir fikrim var ama. Alet. Hiç aklıma gelmedi. Çok da basitti. Evet. Çok da basitti. Yani sorun değil. Tabii ki olacak. Zaten öyle tam gitseydik ne olur ne olmaz nazar diyebilirdik. Ben o yüzden şu geleneksel nazarlığımızı masanıza iliştiriyorum. Güzel de başladık. Büşra ve İsmail aralarında bence bir strateji konuştular gibi geldi bana. Bir plan mı yapıldı? Yok. Tahminlerimizi paylaştık. Hani bunu... Birazdan bakacağız efendim. Bizimle de paylaşırsınız birazdan. Göreceğiz. O halde şimdi sırada ne var? Puzzle kelimemiz var. Sevgili seyircilerimiz bildiğiniz gibi yarışmacılarımıza her etabın sonunda onların böyle kasalarını iyice şenlendirmek için bir puzzle kelime soruyoruz. Birinci etabımızda bu 9 harfidir ve bir ipucu cümlesiyle beraber gelir. Mesela biz bakıyoruz. Doğru olduğunu düşündüğümüz anda butonumuza davranıyoruz. Cumartesi günleri üzgünüz. Çünkü Lingo Türkiye yok. Ama hafta içi beraberiz. O halde şimdi de sizin için bir puzzle kelime gelsin. Gel. Hemen yakalayalım. Ne çok acele edelim ne de geç kalalım. Tamam. Doğru bir yerde yakalarız. Hadi bakalım. Şimdi efendim Ezgi ve Ramazan için birinci etabın puzzle kelimesi gelsin. Bakalım ipucu cümlemiz nasılmış. Buyursunlar. İnsan seli. İlk harfimizle süremiz başlar. Kalabalık. Kalabalık. Kalabalık dedi Ezgi. Çok da güzel söyledi. Kalabalığı bildi. Neşeli neşeli de alkışladı kendisini. Güzel. 1900 lirayla bu etabı tamamladık. Ama fena bakalım. Değildik herhalde. Bence güzeldi. Gayet güzeldi. Gayet güzel gittik de ikinci masamız neler yapacak? Bakalım. Siz bir şekilde yarışırken onlar da ben kendi aralarında bence bir planlar konuştular efendim. Şimdi bir tanıyalım onları. Sonra o planları öğreniriz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Tanıyalım sizleri. Büşra ben, 28 yaşındayım. Aslen Manisa Akhisarlıyım. 10 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Özel bir firmada ürün yöneticisi olarak görev alıyorum şu anda. Ne güzel, İsmail. Merhaba, ben İsmail Gözükara, 29 yaşındayım. 10 yıldır İstanbul'dayım. Endüstri mühendisiyim. Nesneler interneti üzerine bir beyaz eşya firmasında ürün yönetiminde çalışıyorum. Nesnelerin? Nesnelerin interneti. Nesnelerin Türkiye interneti. Öyle geçiyor. Efendim ben söylemekte zorlandım. O işte çalışanlar var. Yani bu akıllı aletler mi? Evet akıllı aletler. Hmm, çok güzel. Sen aynı zamanda böyle kendin, şimdi aynı okuldan mezunuz. Evet. İkimiz de aslında mühendis mi oluyoruz? Evet, endüstri mühendisi. Endüstri mühendisi oluyoruz. Senin peki elinden gelir mi ev işleri? Yani işte ütü bozuldu İsmail, şunu bir 5 dakika, gerçi Büşra da yapabilir bilmiyorum efendim. Çok zor bir ev. Anlar mısın böyle şeylerden? Anlarım. Yaparım, hoşuma da gider.
Ama eşimle beraber de yaparız. Yani mesela arabaya çok acayip upgrade'ler yaptık. Evet. Arabaya modifikasyon yapıyoruz boş zamanlarımızda. Ben de dahil. Ben bir çiftin ilk defa böyle ortak bir zevkini görüyorum. İnanın ki ben de. Arkadaşlar normal insanlar puzzle yapar akşam bir film seyreder. Onlar sarmıyor. Onları da yapıyoruz. Ne güzelmiş. Beraber zevk alıyorsanız en önemlisi bu. Harika. Yarışmaya gelmek kimin fikriydi? Annemin. Kayınvalidemin. İsmi nedir? Emel. Emel Hanım. Emel Hanım sizleri bekleriz. Madem efendim neden Büşra ile İsmail yolladınız? Yani o yarışmaya sizi mi gitmenizi önerdi? Ben bir izlemiştim, denk gelmiştim. Evet. Kayınvalidem de görmüş. Dedi ki siz buraya katılın çok yakışırsınız dedi. İyi katılalım dedik. Aynı fikirdeyim. Emel Hanım gerçekten buraya çok yakıştılar. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. O zaman bir başlayalım yarışmamıza. Başlayalım. Güzel. Efendim Emel Hanım'ın da destekleriyle o halde şimdi Büşra ve İsmail için bu etaptaki ilk dört harfi lingo kelimemiz ekrana geliyor. Buyursunlar. Bol şanslar. Kelimemizin ilk harfi E. Eşit. E-Ş-İ-T. Eşit. Deneyelim. Emel. E-M-E-L. Emel. Enteresan. Nereden aklımıza geldi? Ama maalesef. Ekol. E-K-O-L. Ekol. Deneyelim. Elma. Elma. E-L-M-A. Elma. Bakalım bize yardımcı olacak. A'yı verdi. Son hakkımızdır iyi düşünelim. Kullanmadığımız harflerden. Gelir mi? Hay Allah. Neymiş? Esna. Ben bilmiyordum. Tam şu esnada öğrendim. Evet. Hep beraber esna kelimesiyle başladık. Aslında kelime zor gibi görünmekle beraber o A'nın veyahut S'nin geçtiği bazı evet. kelimeleri, evet. Harfleri daha doğrusu bulsaydık yardımcı olabilirdi. Ufak nazar boncuğunuzu iliştiriyorum. Emel Hanım hiç merak etmeyin halledeceğiz. O halde şimdi Büşra ve İsmail için bu etaptaki ikinci dört harfi lingo kelimemiz ekrana geliyor. Buyursunlar. İlk harfimiz K ve süremiz başladı. Kale. K-A-L-E. Kale. Kira. K-I-R-A. Kira. Deneyelim. R doğru yerde. Çok güzel. Koro. K-O-R-O. Koro. Olabilir mi? Tek bir harf. Koru. Koru. K-O-R-U. Koru dedi İsmail. Koru olabilir mi? Neden olmasın? O kadar coşkulu söyledi ki bilgisayar olmasa bile kabul edecek gibi geldi. Koru ile beraber kasamıza ilk 500 liramızı yerleştirdik. Çok güzel oldu. Hiç iz kesmeyelim Büşra ve İsmail için. Bu etaptaki son dört harfi lingo kelime ekrana gelsin. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. İlk harfimiz O. Süremiz başladı. Okul. E-O-K-U-L. Okul. O-K-U-L. Çok güzel oldu. Okçu. O-K-Ç-U. Okçu olabilir mi? Neden olmasın? Güzel devam ediyoruz. İsmail, şu puzzle kelimeyi de aynı şekilde ne çok geç kalarak ne de çok erken davranarak ilk masamız çok güzel yapmışlardı. O şekilde cevaplayalım. Büşra ve İsmail için şimdi bu etabımızdaki puzzle kelimemiz geliyor efendim. Bakalım ipucu cümlemiz nasılmış? Buyursunlar. Elma dersem çık, armut dersem çıkma demişiz. İlk harfimiz S. Saklambaç. S, saklambaç. Saklambaç olabilir mi? Neden olmasın? Sana hiç dokuz harfi kodlatır mıyız İsmail? Yorar mıyız? Çok incesiniz. Evet efendim, saklambaç cevabıyla beraber kasayı 2000 lira yaptık. Güzel bir başlangıç. Ama şimdi üçüncü ve yine aynı şekilde bugün çok güzel performans göstereceğini düşündüğüm masamız Gülşah ve Yasin buradalar. Hoş geldiniz, sizleri hoş tanıyalım. Bulduk. Hoş bulduk. Ben Gülşah, İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği mezunuyum. Yalova'dan geliyoruz biz de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yasin. Ben Yasin, Niğdeliyim. 28 yaşındayım. Yalova'da yaşıyoruz. 3 aylık evliyiz. Ne güzel. Ne zamandır beraberiz? Ben Gülşah'a sorayım efendim. Çünkü belli ki. Ne zamandır beraberiz? 4 yıldır. 4 yıldır. Evet. Şimdi üniversiteden mi? Evet.
Siz de üniversiteden, üniversiteden. Büşra ve İsmail. Ezgi ve Ramazan. Biz de üniversiteden. Efendim gördüğümüz gibi ben de bu üniversiteyi bitirdim. Niye aynı şey olmadı o? Kısmet. Devam edelim. Yarışmaya gelmek kimin fikriydi? Benim. Gülşah. Peki seyredince Yasin'i yani zorla mı getirdin yoksa Yasin de büyük bir keyifle mi geldi? Çünkü yok. Keyifle gelmiş gibi görünüyor ama. Keyifliyiz. Keyifle getirdim. Ben izliyordum. Kendimi de yarıştırıyordum izlerken bir yandan. Dedim ki gel dedim birlikte deneyelim yarışmayı. Evde kendimiz yarıştık. Dedim ki ben başvuruyorum. İnşallah gideriz. Ne güzel. Hemen de gelmişsiniz. Evet çok iyi oldu. Şahane olmuş. Şimdiden bol şanslar diliyorum. Teşekkür ederim. Ne güzel gülümsüyorsunuz. Bu şekilde devam edelim efendim. İnşallah. O zaman Gülşah ve Yasin için bu etaptaki ilk dört harfli lingo kelimemiz gelsin. Bakalım ilk harfi neymiş, buyursunlar. İlk harfimiz U. Ulus. U-L-U-S. Ulus deneyelim. Ufak. Kodlayalım. U-F-A-K. Ufak. Güzel. A'mız var ama nerede? Uzak. U-Z-A-K. Deneyelim efendim. O A nerede olabilir? Urfa. Kodlayalım. U-R-F-A. Urfa. Yardımcı oldu. Son hakkımızdır. Usra. Kodlayalım. U-S-R-A. Usra. Çok olmayacakmış gibi geldi bana Usra. Uğra'ymış efendim. Hiç aklıma gelmemişti. O esnada Uğra. Hemen cümle içinde kullanıyorum. Bu da sizin ilk nazar boncuklu kelimeniz olsun. Güzel türettik aslında. Evet. Oraya kadar iyi geldik ama evet orada bulmak pek kolay olmadı. Şimdi hallederiz. Gülşah ve Yasin için bu etaptaki ikinci dört harfli lingo kelime ekrana gelsin. Bakalım ilk harfi neymiş, buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi D. Dere. D-E-R-E. Dere deneyelim. R doğru yerde. Duru. Kodlayalım. D-U-R-U. Duru geldi ama değilmiş. Darı. D-A-R-I. Güzel bir deneme. Darı olabilir mi? Tekrar. Dart. D-A-R-T. Dart olabilir mi efendim? Neden olmasın? Güzel. İlk 500 liramızı kasamıza koyduk. Hemen onu bir 1000 lira yapalım. İnşallah. Gülşah ve Yasin için bu etaptaki son dört harfli lingo kelime geliyor efendim. Bakalım ilk harfi neymiş, buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi L. Lama. L-A-M-A. Lama olabilir mi? Lüle. L-Ü-L-E. Lüle deneyelim, güzel bir deneme. Ama maalesef. Türetelim. Lale diyelim. Süre yeni. Aynen öyle. L-A-L-E. Lale geldi. Süreyi tazelemiş olduk. Ne kullanmadık? Lema. Olmuyor. L-E-M-A. Kodlayalım. L-E-M-A. Lema. Lema olabilir mi? Olamaz. Maalesef sözlüğümüzde yokmuş, lobiymiş. Hiç oğlu yani bir şey aklıma nerelere gelmemiş. Gittik ama. O'yu en azından evet. Bir şekilde yakalasaydık belki bir ihtimal bulabilirdik. Efendim lobiyi burada bırakalım şimdilik. Puzzle kelimeyle iyice üstüne çıkalım. Bu arada Ezgi ve Ramazan yakalamış mıydık lobiyi? Lise denerdim, iyi denerdim. Lobi aklıma gelmemişti. Ben Lord diyecektim. O'yu ama görünce oradan aklıma gelebilirdi. Özellikle sordum ki ne kadar tehlikeli olduklarını hatırlayalım. Lütfen. İyi çalıştılar çünkü. Şimdi puzzle kelimeyle burayı telafi ederiz. Efendim Gülşah ve Yasin için birinci etapımızın dokuz harfli puzzle kelimesi ekrana geliyor. İpucu cümlemiz nasılmış görelim bakalım. Kahvenin yanında servis edilen tatlı. Çok severim. K ile başladı. Ne deriz ona? Kuş lokumu. Kuş lokumu olabilir mi? Neden olmasın? O şöyle tık diye hemen bir ağza atılır. Ama kuş lokumu. Eskiden de o çikolata gelmişti benim. Çikolata mı? Evet. Şimdi daha çok çikolata tercih ediyor. Öyle mi oluyor mu? Evet. Ha, ben bilmiyorum. Hala bir yerlerde veriyorlar lokumları ufak tefek.
Güzel oldu. Kuş lokumuyla 1800 lira daha ekledik. Kasayı 1300 liraya getirdik. Büşra ve İsmail ilk etabı 2000 lirayla tamamladık. Gayet güzel. Ezgi ve Ramazan 1900 liradayız. Gayet güzel efendim. İkinci etabımızda o kasalar iyice şenlenecek. O halde ne yapalım biliyor musunuz? Hiç zaman kaybetmeyelim. Lingo Türkiye ikinci etabıyla devam edecek. Lingo Türkiye ikinci etabıyla devam ediyor. Biz bıraktığımız yerden başlayacağız tekrar. Gülşah ve Yasin. Çünkü kasamız birazcık böyle diğer kasalardan düşük kaldı ama bildiğiniz gibi tam da onu yükseltmenin şu an en güzel anı. Çünkü efendim bu etapta yarışmacılarımıza soracağımız kelimeler artık 5 harfli olacak. Ve bunların her birinin değeri 750 lira olacak. Gülşah ve Yasin'in 5 haklarında bulamadıkları veyahut yanlış bir kelime hiç söylemeyecekler ama söylerlerse eğer ben butonları aktif dediğim anda diğer masalarımız hemen butonlarına davranabilir. Onların 750 lirasını kendi kasamıza ekleyebiliriz. Tabii ki o fırsat Yasin size de gelecek. Bir tane sadece tatsız hatırlatmam vardır bildiğiniz üzere. Efendim bu etabın sonunda kasası en düşük olan masamızla vedalaşacağız Ramazan. Aman diyeyim. Kaybetmeye tahammülümüz yok. Bakacağız efendim. En düşük tutarlı masayla vedalaşacağız. Biz ne yapalım şu an? Kasalarımızı olabildiğince yükseltmeye bakalım. O halde şimdi o durumu hemen toparlayacağız Gülşah. İnşallah. Gülşah ve Yasin için efendim bu etaptaki ilk 5 harfi lingo kelime ekrana gelsin. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi R. Ranza. R-A-N-Z-A. Ranza deneyelim. Güzel. A ve N var ama orada değil. Rahat. R-A-H-A-T. Rahat deneyelim. A'nın yerini bulduk. O N nerede? Şimdi butonlarımız aktif. Buldun mu? Basalım. Ezgi. Doğru değil ama. 10 saniyemiz var. Bir de N harfimiz var. Rugan. R-U-G-A-N. Rugan olabilir mi? Ne yazık ki değilmiş. Basalım butonumuza Büşra. A ve N yerini buldu. Can diyeceğim. Hayır. Söyle söyle. Revan. Yetiştiremedik. Romanmış. Ha, romanmış. O zor düşünülüyor ya. Hayır Rugan çok güzel bir deneyim. Evet, evet Rugan teşekkür güzeldi. Ederim. Yani roman daha kolay olan aklımıza gelmedi. Kesinlikle. Burada kimseye bir şey veremedik. En azından böyle düşünelim. Evet. Ama artık kendi kasamıza ekleyelim Gülşah ve Yasin. Efendim şimdi Gülşah ve Yasin için bu etaptaki ikinci 5 harfi lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar bakalım ilk harfi neymiş? Kelimemizin ilk harfi T. Tokat. T-O-K-A-T. Tokat olabilir mi? Güzel bir deneme. Takas. T-A-K-A-S. Takas geldi olabilir mi efendim? Neden olmasın? Geçen etaptaki ufak dirsek işe yaradı. Bak bu sefer evet. Hemen kutlama geldi. Güzel. Takasla beraber ilk 5 harfli kelimemizi bulmuş olduk. Şimdi bu etapta sizin için son 5 harfli lingo kelime ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Harfimiz D ve süremiz başladı. Deniz. D-E-N-İ-Z. Deniz deneyelim. Çok güzel. Diren. Diren dedin. Diren ama. Dedim. D-I-R-E-N. D-I-R-E-N. Diren. Diren. Çok yaklaştık. Tek bir harf. Diken. D-I-K-E-N. Diken olabilir mi efendim? Neden olmasın? Yine nerelerden dolaştık? Ama çok şükür dikeni yakaladık. Kasayı 2800 liraya taşıdık. Gayet şık oldu. Şimdi puzzle kelimeyle iyice yükseltiriz. Çünkü bu etapımızdaki puzzle kelimemiz 10 harfli ve değeri 1250 liradan düşmeye başlıyor. Güzel bir yerde yakalayalım. Buyursunlar efendim. Bakalım ipucu cümlemiz nasılmış? Kendisine hürmet gösterilmesi gereken kişi demişiz. İlk harfimiz kimdir bu kişi?
Saygıdeğer. Saygıdeğer. Neden olmasın? 1040 lira da buradan getirdik. 3840. Diğer masalara ihtiyacımız olabilir. Dikkatle devam edelim. Çünkü sıra şimdi Ezgi ve Ramazan'da. Hadi bakalım inşallah. Hadi bakalım inşallah. Güzel güzel yakalayacağız birkaç tane kelime bence. Bakalım. Efendim Ezgi ve Ramazan için bu etaptaki ilk 5 harfi lingo kelime ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş, buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi M. Merak. M-E-R-A-K. Merak. Deneyelim. Güzel. Ya. Metal. M-E-T-A-L. Metal gelsin. Panikle bir metal geldi. T'yi de verdi bize. Bir de R'miz vardı. Metre. M-E-T-R-E. Metre dedi Ramazan. Neler olmasın? O can havliyle bir de buton, hayır butona basarken süre bitse ya mesela. Evet. Çok talihsiz olmaz mı? Çok kötü olurdu. Neyse neyse, metre cevabıyla beraber 2650 liraya geldik. Hemen efendim şimdi Ezgi ve Ramazan için bu etaptaki ikinci 5 harfi lingo kelime gelsin. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi B. Barış. B-A-R-I-Ş. Barış. Deneyelim. Biber. B-I-B-E-R. Güzel. Biber. Bakalım yardımcı olacak mı? Bir i verdi bize. Türetelim. Bilek. B-I-L-E-K. Bilek geldi Ezgi'den. Bilek olabilir mi? Bir de L harfi geldi. Bilgi. B-I-L-G-I. Bilgi olabilir mi efendim? Neden olmasın? Bir çıktıktan sonra aklıma bilek geldi. Gerçekten yolda tamamlandı gibi. Siz bulmuştunuz gibi. Yani en azından o bilekle sanki sarkmaz gibi. Evet. Böyle bir uçurumun kenarından. Evet. Bilek bize 750 lira daha kazandırdı. Gayet güzel gidiyoruz. O halde şimdi Ezgi ve Ramazan için bu etaptaki son 5 harfi lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar efendim. Kelimemizin ilk harfi P. Patik. P-A-T-I-K. Patik. Deneyelim. Pasta. P-A-S-T-A. Pasta. O A'nın yeri neresi acaba? Pipet. P-I-P-E-T. Pipet dedi Ramazan. Biraz başka yollardan gidelim dedi. Ama ne yazık ki. Posta. P-O-S-T-A. Posta gelsin. Çok yardımcı oldu. Polat. Polar. Polat gelecek gibi Ezgi. Kodlayalım. P-O-L-A-T. Polat. Olamaz. Ne yazık ki değil. Şimdi butonlar aktif dediğim anda İsmail. Polar. P-O-L-A-R. Polar geldi efendim, olabilir mi? Ya. Neden olmaz? Erken davrandın. Gerçekten hazırlayıp altın tepsiyle evet, sunmak dediğimiz. İsmail evet, de gerçekten Büşra, kendine dikkat et. Çünkü butona o kadar seri bir şekilde geldi ki. Ben korktum zaten. Yıkırmadım elini. Sizde de muhtemelen vardı ama. Efendim İsmail gerçekten burada ışık hızı dediğimiz noktaya çok yakın bir yerlerde. Daha atak davrandı. Atak davrandı, 750 liraya kasaya kazandırdı. Tebrik ediyorum. Güzeldi, güzel. İyiydi. Ya erken davrandığım için üzüldüm. O buldu çünkü. Ben söyleyince... Aynı anda söyledik. Evet. Polat'tır, polar dedim. Olsun. Olsun. Şimdi puzzle kelimeyle orayı hallederiz. Hadi. Orayı hallederiz, iyice yükseltiriz. Ezgi ve Ramazan için ikinci etabımızdaki 10 harfli puzzle kelimemiz ekrana geliyor. Bakalım ipucu cümlesi nasılmış? Buyursunlar. Kusura bakma ya. Ellerim ıslak. T ile başlıyor. Tokalaşmak. Buton. Şimdi alayım. Tokalaşmak. Tokalaşmak olabilir mi efendim? Neden olmasın?
Ya butona basıyoruz ya butona basmıyoruz. Orada şey diyorum, Ramazan basman gereken yerde basmayıp. Evet. Her zaman kitabı arkam toplanıyor. Sağ olsun. Neyse ki. Neyse. Zaten çiftler bunun için varlar efendim. Şimdi sırada Büşra ve İsmail var. Hazır mıyız? Hazırız. Kasayı da efendim daha kendilerine sıra gelmeden birazcık büyüttüler. Bakalım kendi beş harfli kelimelerinde ne yapacaklar? O halde şimdi sizin için ilk beş harfli lingo kelimemiz geliyor. Buyursunlar. İlk harfimiz S. Sevgi. S-E-V-G-İ. Deneyelim. Sevgi. Sofra. S-O-F-R-A. Sofra deneyelim. Güzel. Solar. S-O-L-A-R. Solar deneyelim efendim. Solar olabilir mi? Sözlüğümüzde yokmuş buton aktif. Solak. S-O-L-A-K. Solak deneyelim. Olabilir mi? Ne yazık ki değilmiş. Basalım Gülşah ve Yasin butonumuza. Gelir mi? Yok. Bulamadım. Ah. Soğan. Soğan. Ne kadar güzel gelmişti o fırsat, evet, biliyor musunuz size? Evet. Soğan nasıl ama ihtiyaç vardı? Ne yazık ki gelmedi. Büşra soğan cevabının çıktığı yerde solarla gelmen. Tabii ki kullanıyoruz fazla artık. Fazla düşünme diyelim. Tabii ki kullanıyoruz o solar. Yani solar panel vardır illaki diye. Dilimize giriyor ama sözlüğümüzde henüz güncel sözlüğümüzde yer almıyor efendim. Güneş paneli, evet. Onun aslında güneş paneli demek, evet, daha güzel değil mi bu arada? Yani veya güneş enerjisiyle çalışan. Ya Türkçe karşılığı var güneş. Daha varken onları kışı kullanmaya devam etsek. Şimdilik sorunumuz yok. Kasamız iyi durumda ama artık yakalayalım. Büşra ve İsmail için bu etaptaki ikinci beş harfli lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. İlk harfimiz ne? Nimet. N-I-M-E-T. Nimet deneyelim. Maalesef. Nasıl? N-A-S-I-L. Nasıl deneyelim. Güzel. Bir A da verdi bize. Nadir. N-A-D-I-R. Nadir gelsin efendim, bakalım yardımcı olacak mı? R'yi de bulduk. Nazar. N-A-Z-A-R. Nazar mıdır acaba? Neden olmasın? Şu yarışmada en çok duyulan kelimelerden biri gelmeseydi üzülürdüm. Neyse ki efendim, nazarı bulduk. Kasayı 3500 lira yaptık. Hiç iz kesmeyelim. Şimdi Büşra ve İsmail için bu etaptaki son 5 harfli lingo kelime gelsin. Bakalım ilk harfi neymiş, buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi Y. Yazıt. Y-A-Z-I-T. Yazıt. Buyursunlar. Yeşil. Y-E-Ş-İ-L. Yeşil olabilir mi? Yemin. Y-E-M-İ-N. Yemin. Güzel oldu. Süreyi de tazelemiş olduk. Yergi. Y-E-R-G-İ. Yergi deneyelim. Şimdi son hakkımızdır. Acaba ne kullanmadık? Yekün. Y-E-K-Ü-N. Yekün deneyelim. Butonlarımız aktif. Gelir mi? Söyleyebiliyor muyuz? Kırmızı yandı ama. Söyleyelim. Yemek aklıma geldi ama çıkmayacağını bildim. Yemek. Evet. Olamaz. M çıktı. Yemek olabilir miydi? Ne yazık ki değildi. Yedek. Y-E-D-E-K. Yedek olabilir mi efendim? Yani Gülşah, iyice hazırladın. Evet. Çok güzel bir şekilde pişirdin. Ve bu ikinci ayağımıza gelen fırsattı. Evet, kötü oldu. Hay Allah. Şimdi Büşra ve İsmail, sizin için birazcık kritik bir andayız. Puzzle kelimemiz gelecek. Tabii ki hazır bir şekilde yine bekleyecekler Gülşah ve Yasin. Yine.
Bu 10 harfli puzzle kelimemizin bakalım ipucu cümlesi nasılmış? Buyursunlar görelim. Tek vesait. İlk harfimiz A. Aktarmasız. Aktarmasız olabilir mi? İstanbul için herhalde bir hayal mi diyelim? Aktarmasız. Ne yazık ki hepimiz için birçok aktarma yaptığımız bir şehirdeyiz. Ama 1180 lira getirdi. Böylece kasayı 4680 liraya taşıdık Büşra ve İsmail. Ezgi ve Ramazan'ın 5190 liraları var kasalarında. Gayet güzel. Gülşah ve Yasin. Kaldık 3840'da. Biz arkadaşlara yardımcı olmak için gelmiştik. Biz Trabzon'dan geldik diye. Biz ses yapıyorlar. Çok yani, mutlu olduk. Ya evet. Geldi ama fırsatta, evet. Ona üzgünüm. Evet. Yoksa gayet güzel yarıştık. Kısmet değilmiş. Kısmet değilmiş. Yasin, neler söyleyeceğiz? Ekrandan gördüğümüz gibi değil. Çok teşekkür ediyoruz. Vallahi iyi ki geldiniz. Renk kattınız. Teşekkür. Enerjiniz için, gülen yüzünüz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın diyoruz. Biz Büşra, İsmail, Ezgi ve Ramazan'la beraber Lingo Türkiye'de 3. etapla devam edeceğiz efendim. Lingo Türkiye'de gayet keyifli bir gündeyiz ve çok da güzel yarışıyoruz. Masalarımız birbirine oldukça yakın. Bu etaba ama Büşra ve İsmail ile başlayacağız. Çünkü biliyorsunuz kasamız birazcık daha düşük Ezgi ve Ramazan'a göre. Ama efendim bu etabımızda artık takım çalışması bitti İsmail. Tam istediğin o noktadayız. Tek çalışmak istiyordun. Şimdi tam o sırası. Bu etabımızda size 2 tane 4 harfli, 2 tane de 5 harfli lingo kelime soracağız. Şimdi bir aranızda isterseniz konuşun. Sonra benimle kararınızı paylaşırsınız. Çalışsanız gibi. Sen de orta profesyonelsin. Şov yapacaksın. Hadi bakalım. Ramazan ve Ezgi... Yaptık bile planı herhalde. Haftalar öncesinden. Abartmayın. Evet, bir hafta öncesinden. Bir hafta. Kemal Bey daha yarışma başlamamıştı, biz planımızı yapmıştık. Kim 4 harfli kelimeler oynayacak? Ben 4 harfli kelimelerde oynayacağım. Güzel. Sizde nasıl durumlar? 4 harflerde ben oynayacağım. Evet efendim. Final kısmını Büşra'ya bıraktı. O halde şimdi İsmail ve Ezgi, biz lütfen masamızda kalalım. Ramazan'ı ve Büşra'yı arka tarafa doğru uğurlayalım. İsmail, hazır mıyız? Hazırım. Şimdi bildiğiniz gibi 4 harfli kelimelerle başlayacağız. Eğer 5 hakkımızda yakalayamazsak veyahut sözlüğümüzde olmayan bir kelime söylersek Ezgi'ye döneceğiz ve o bilmeye çalışacak. 1000 liradan başlıyor her sorumuz ama her denememizde o biraz değer kaybedecek. Benim sizlerden ricam oldukça yüksek seviyelerde bulalım ki kasalarımız iyice şenlensin. Olur mu? İnşallah, bakalım. Hadi bakalım o zaman, şimdi İsmail için 3. etabın ilk 4 harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş, buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi S. Soda. S-O-D-A. Soda deneyelim. A var ama nerede? Salı. S-A-L-I. Salı. A'nın yerini bulduk. Türetelim. Saka. S-A-K-A. Saka geldi son saniyede. Deneyelim bakalım. Sarı. S-A-R-I. Sarı geldi İsmail'den son anda. Süreyi tazelemiş olduk. Son hakkımızdır. Ne yazık ki gelmedi cevap. Ezgi, bir deneme hakkımız var. Saat. S-A-A-T değil ama. Saat. Deneyelim efendim. Ne yazık ki demiş. Neymiş cevabımız? Safiymiş. Gelmedi aklıma. Ramazan öyle gözlerle baktı ki arkadan. Var mıydı cevap? Ben bunu yakalamıştım gerçekten. Gerçekten mi? Efendim belki de. Dediği gibidir, belki de değildir, bilmiyoruz. Yani şimdi bir şey de diyemem. Ama gerçekten gözünde onu görmüştüm. Şimdi o zaman Ezgi için bu etaptaki ilk 4 harfli lingo kelimemiz ekrana gelsin. Tabii ki İsmail de dikkatli bir şekilde takip ediyor. Buyursunlar bakalım. Kelimemizin ilk harfi P. Paşa. P-A-Ş-A. Paşa deneyelim.
Pars. P-A-R-S. Pars. P-A-R-S. R'yi de verdi bize. Part. P-A-R-T. Part. Part mıdır o? Maalesef değildir. İsmail, iki deneme şansımız var. Park. P-A-R-K. Park olabilir mi efendim? Değilmiş. Son şansımız. Ne olabilir? Paro. P-A-R-O. Paro. Deneyelim efendim. Paro. Pare. Tabii ki değildi. Hmm. Pareydi. Part diye bir şey yok mu ya? Part diye bir şey var ama bizim dilimizde değil. O kadar bazen o kelimeleri dilin içinde kullanmaya alıştık ki ne yazık ki. Yani kelime sanki bizimmiş gibi geliyor ama değil, onun yerine bölüm demek. Daha güzel bir Türkçe oluyor. Şimdi bu etapta İsmail için son dört harfli lingo kelimemiz ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş, buyursunlar. K ve süremiz başladı. Köşe. K-Ö-Ş-E. Köşe deneyelim. Kamu. K-A-M-U. Kamu olabilir mi? Güzel, A'yı yakaladık. Kazı. K-A-Z-I. Güzel bir deneme. Kazı olabilir mi? Maalesef. Kaba. K-A-B-A. Yine güzel bir deneme. Kaba olabilir mi? Hay Allah. O da değilmiş. Kare. K-A-R-E. Kare deneyelim. Tek bir harf lazım Ezgi. Karo. K-A-R-O. Bu da güzel bir deneme. Karo olabilir mi? Neden olmasın? Bu sefer de altın tepsiyle biz göndermiş olduk. Bir 200 lira, 200 liradır dedi Ezgi ve kasasına koydu. Güzel bir noktadayız. O halde şimdi Ezgi için bu etaptaki son dört harfli lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi İ. İkiz. İ-K-İ-Z. İkiz deneyelim. İkinci İ'yi yakaladık. İlim. İ-L-İ-M. İlim. Gelsin bakalım, olabilir mi? İçin. İ-Ç-İ-N. İçin midir acaba? İ-Ç-İ-N. Neden olmasın? Bir an acaba TDK'da yok mu diye olmaz, düşündüm. Olur mu? Olmaz olur mu, var? Ramazan'ın coşkusu çok güzeldi. İçinle beraber bu sende yoktu Ramazan. Bunu itiraf et. Bunu bulamamıştım. Teşekkür ederim Ramazan. Onu da gözlerinde gördük. Gerçekten içi dışı bir insan. O yüzden belli ediyor. İçin cevabıyla beraber 5.990 liraya geldik. 4.680 liradayız İsmail. Ama şimdi rahatlıkla geçebileceğimiz, puzzle kelimemizdeyiz. Rahatlıkla şahane bir kasa yapabileceğimiz noktadayız. Efendim, yarışmacılarımızın 11 harfli ortak puzzle kelimesi geliyor şimdi. Değeri 2000 liradan başlar. Bakalım ipucu cümlemiz nasılmış, buyursunlar. Bu evi usulüne göre yeniden yenileyelim. İlk harfimizde süre başlar. Restorasyon. Restorasyon olabilir mi? Neden olmasın? Oldukça süratli bir şekilde geldi. Değil mi İsmail? Evet, çok hızlıydı. Takdire şayan. Teşekkür ederim. Vallahi fena bir noktada değiliz. 7.790'dayız, 4.680'deyiz ama Büşra diyor ki daha benim söyleyecek bir sözüm var. O zaman efendim şimdi sizleri arkaya doğru uğurlarken Ramazan ve Büşra'yı masalarına alalım. Aynen, buyursunlar. Böyle devam. Büşra, seninle başlayacağız. Evet. Hadi bakalım. Bol şanslar olsun. İkinize de bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Teşekkürler. Şimdi üçüncü etapımızda Büşra için ilk beş harfli lingo kelimemiz ekrana geliyor. Buyursunlar bakalım ilk harfi neymiş? İlk harfimiz Ü.
Ünlem. Ünlem. Ünlem deneyelim. Üstel. 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 T'yi de verdi bize ama. O T nerede? Ütmek. 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 Güzel, bize süre verdi. Gelmedi. Bir deneme hakkımız var Ramazan. Bir de T'miz var. Ümmet. Ücretmiş. Yine bir buton denedin ama. Kafam çok karışık. Zor zamanlar için buton. Sen kana basın süre duracak. Ama cevabımız ücretli. Bu arada üstel, üste olan anlamına gelen bir kelime. Çok güzel bir kelimeydi. Ütmek de tabii ki yani bizim o çocuklukta kullandığımız o veyahut o argonun dışında da deri, üt, deri ütmek, aynen. Tavuğun evet, derisini yani ütmek vardır. O tavuğun derisini ütmek gibi bir anlamı var. Bu böyle üstündeki kılları yakmak için falan evet, kullanılan bir kelime. Biraz böyle soru işareti yaşadım ama öyle bir şeydi. Biraz yöresel bir kelime midir acaba diye de düşünüyorum bir taraftan. Mutfak sanatları diyelim, ilgi alalım. Öyle mi? Harika. Efendim, buradan ne yazık ki bir şey veremedik. Ramazan, ne durumdayız? Hazırım, çok heyecanlıyım hala. Farkındayız Ramazan. Butonumuz yok bu etapta. Ama Büşra da tabii ki dikkatle takip edecek. Şimdi Ramazan için bu etaptaki ilk beş harfi lingo kelimemiz ekrana geliyor. Buyursunlar. G. Güzel. G-Ü-Z-E-L. Güzel deneyelim. Z var. Gayet, G-A-Y-E-T. Gayet dedi Ramazan. A'yı da bulmuş olduk. Gazel, G-A-Z-E-L. Gazel, süreyi tazelemiş oluruz dedi. Acaba o iki harf ne? Gazoz, G-A-Z-O-Z. Güzel bir deneme. Gazoz olabilir mi? Tebrik ediyorum. Gazoz, güzel bir cevap oldu. Kasaya bir 400 lira daha koymuş olduk. Büşra, kritik bir andayız. Lütfen yukarılarda bir yerde elde yakalayalım. Şimdi efendim Büşra için bu etaptaki, belki de bu yarışmadaki son beş harfi lingo kelime ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş, buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi H. Hülya. H-Ü-L-Y-A. Hülya olabilir mi? Hasta. H-A-S-T-A. Hasta. Deneyelim efendim. Güzel. A'nın yerini bulduk. T nerede? Hasat. H-A-S-A-T. Hasat. Deneyelim. T orada da değilmiş. Hatim. H-A-T-I-M. Hatim. Gelir mi? Hatır. H-A-T-I-R. Hatır efendim. Kafa birliğiyle çünkü hepimiz aynı anda salladık. Yarışmayınca ne güzel bulunuyor değil mi? Evet. Hepimiz bulmuştuk ve Büşra'nın o hatır demesini beklerken Büşra hatır cevabını verdi. Gayet güzel oldu. Şimdi Ramazan için bu etaptaki son beş harfi lingo kelime geliyor efendim ekranlara. Buyursunlar bakalım. Kelimemizin ilk harfi İ. İlmek. İ-L-M-E-K. İlmek. Deneyelim. İbrik.
İBRİK. Güzel bir deneme, ibrik olabilir mi? Maalesef ama çok yaklaştık. İstek, İSTEK. İstek deneyelim. Yardımcı olmadı. İmren, İMREN. İmren, İMREN. Gelmedi galiba. Büşra, bir hakkımız var. İdrak. İDRAK. İdrak olabilir mi efendim? Neden olmasın? İsmail, bence seninle olan bakışmalarımızdan biz ikincide bulduk değil mi o idrağı? İbrik müthiş bir denemeydi. İbrik müthişti. Oradan biz gerçekten idrağı bulup İsmail'le şöyle ufak bir bakışma anı yaşadık. Şimdi bu idrak bulduk. Evet, kasaya da buradan bir şeyler ekledik ama 5080 liradayız. 8190 dolar. Ne yazık ki puzzle kelime bile bizi o finale taşıyamayacak. Ama şunu diyebilirsiniz. Bulduk ve iyi bir yerde tamamladık. Veya Ramazan, kelimeyi bir buluruz. Harika bir rakamla finale gideriz. Bol şanslar diliyorum. Efendim şimdi Ramazan ve Büşra'nın 12 harfli ortak puzzle kelimesi ekrana geliyor. İpucu cümlemiz nasılmış? Buyursunlar görelim. Bu ev bana çocukluğumu hatırlatıyor diye sormuşuz. Ç. Çağrıştırmak. Çağrıştırmak mıdır? Neden olmasın? Ben bulmuştum ama basmadım bu arada. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çağrıştırmak cevabıyla birlikte Ramazan kasayı 9390 liraya taşıdı. Tebrik ediyoruz. Ve finalde bizimle olacaklar. İsmail, seni de lütfen masaya alalım. Ezgi, seni de alalım. Buyursunlar. Size geleceğiz. Finalde birlikteyiz. Arkadaşlar, güzeldi. Güzeldi. Ben keyif aldım. Umarım sizler de eğlenceli bir zaman geçirmişsinizdir. Ya, ailecek bir anımız olsun diye geldik. Güzel oldu. Eğlendik. Tebrik ederiz. Çok güzel yarıştılar. Biz de çok memnun olduk. Rica ederiz. Biz de çok memnun olduk. Çok keyif aldık. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Samimi olarak söylüyorum. Çok tanıştığıma mutlu olduğum bir çift oldunuz. Umarım her şey hayatınızda gönlünüzden geçtiği gibi olur. Teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Biz efendim Ezgi ve Ramazan'la birlikte güzel de bir kasayla finale doğru yürüyoruz. Lingo Türkiye final etabıyla devam edecek. Lingo Türkiye'de finaldeyiz. Efendim, arkalarına bütün okullarının desteğini aldılar. Hocalarıyla birlikte çalıştılar. Evet. Ve gerçekten hak ederek kendilerini finale getirdiler. Çok da güzel bir kasayla. Teşekkür ederiz. Hatırlıyor muyuz ne kadar olduğunu kasanın? 9000 küsürdü. Sanki. Var mı tam rakam? 9800 olabilir mi? O kadar yok sanki ya. Şimdi göreceğiz. Hadi bakalım. İkiye katladığımız güzel bir rakam. Efendim, Ramazan ve Ezgi. Ben de hatta yarışmanın başında onlara şunu sormuştum. 7 harfli kelimelere çalıştık mı? Hayır demişlerdi. Şu anda bir pişmanlık var mı? Biraz var, evet. Erken bulursak kelimelerimizi. Buluruz, buluruz. Şimdi size ilk etapta 4, 5 ve 6 harfli lingo kelimeler soracağım. 120 saniye vereceğiz. 4 harfli kelimeyi bulursak kasamızın yarısı olur. 4695 lira bizim olacak. Evet. Ama bunu hızlı bulacağımızı umuyorum. Çünkü hemen arkasından size 5 harfli bir lingo kelime soracağım. O kelimeyi de yakalarsak arkadaşlar, kasamızda hani ne kadar biriktirdiğimizi hatırlayamamıştık ya. 9390 lira bizim güzel olacak. Güzel. Ama Ezgi, şu çabamıza bence yetmez. Bence de. Hemen arkasından 6 harfli bir lingo kelime soracağım. O kelimeyi de yakalarsak kasamızda biriktirdiğimizin iki katı olan 18.780 lira bizim olacak. Evet. Hiç fena değil. Evet. Ama. Orada bir süremize bakacağız. Evet. Süremiz bize o ümidi verirse, şöyle şevklendirecek bir süreyle buraya kadar gelirsek size 7 harfli süper lingo kelimeye devam edip etmeyeceğinizi soracağım ki o kelimenin tek başına değeri bildiğiniz gibi 50.000 lira.
Ramazan, o kelimeyi de yakalarsak bugün buradan toplam 68.780 lirayla ayrılma ihtimalimiz var. Şahane olur. Çok güzel olur. Hak ettiğinizi düşünüyorum. İlk dakikadan itibaren çok güzel yarıştınız. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Size bol şanslar diliyorum. Böyle gönülden oraya doğru gönderiyorum bütün şansları. Ama stres yapmayalım. Tamam. Hiç paniğe gerek yok. Tamam. Sakin sakin bildiğimiz yerden devam edelim. Tamam. Zaten bu konuyu sonra konuşuruz. 7 harf meselesini. Tamam. Bu arada da sıkıntıya düşersek zaman kaybetmemek için pas demeyi unutmayalım. Tamam. Efendim, Ramazan ve Ezgi oldukça sempatik bir çiftimiz. Çok da güzel yarıştılar. Biliyorum sizin de kalbiniz onlarla birlikte. O halde şimdi onlar için ilk 4 harfli kelimemiz ekrana gelsin. Bakalım ilk harfi neymiş. Tekrardan bol şanslar. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi İ ve 120 saniyemiz başladı. İcat, İCAT. İcat hemen geldi. A doğru yerde. İkaz, İKAZ. İkaz deneyelim efendim, olabilir mi? İs. Türetelim. İfal, İkal. İtal, İTAL. İtal, İTAL. Problem yok. Maalesef değildi. Kelimemiz ilandı. Hemen geldi yeni 4 harfli kelimemiz. Çare, ÇARE. Çare, deneyelim. Çeri, ÇERI. Çeri gelsin, ÇERI. Neden olmasın? Yarışma heyecanı işte böyle bir şey. Evet. Final heyecanı böyle bir şey. Hiç sorun değil. Hatta ben artık pasa mı doğru gidelim diyecektim ama evet, sorun yok. 5-10 saniyemiz fazladan gitmiş olabilir. Ama bu 4 harfli lingo kelimeyi yakalayarak kasamızın yarısı olan 4.695 lira şu an cebimizde. Evet. Elimiz boş gitmeyeceğiz. Ama devam edelim. Edelim. 85 saniyemiz var daha. Şu 5 harfliyi daha hızlı bulalım. Hadi inşallah. Bir soluklanalım. Güzel. Efendim, Ramazan ve Ezgi için final etabının 5 harfli lingo kelimesi şimdi geliyor ekranlara. Bakalım ilk harf neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi Z. Zamir, Z-A-M-İ-R. Zamir geldi, hemen deneyelim zamir. İyi doğru yerde. Zehir, Z-E-H-İ-R. Zehir olabilir mi? Olmaz. Olmaz. İki harf lazım. Zihin, Zihin, Z-İ-H-İ-N. Zihin olabilir mi? Bana da öyle geliyor, hadi olsun. Neden olmasın? Oh. 69 saniye kala. Zihin de geldi. 16 saniyede falan bulmuş olduk böylece. Evet. Çok güzel oldu. Zihin kelimesiyle birlikte emek emek işlediğiniz o kasanız şu anda sizin cebinizde 9.390 lira. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Ama süremiz çok iyi. Hiç hız kesmiyorum. Efendim, Ramazan ve Ezgi için şimdi karşınızda final etabının 6 harfli lingo kelimesi olacak. Bakalım ilk harf neymiş? Hadi buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi F. Fincan, F-I-N-C-A-N. Fincan, gelsin bakalım, olabilir mi? Fayton, F-A-Y-T-O-N. Fayton deneyelim, F-A-Y-T-O-N. T doğru yerde. T doğru yerde. Fıstık, F-I-S-T-I-K. Deneyelim efendim, fıstık olabilir mi? F-I-S-T-I-K, neden olmasın? Korktuğumuz başımıza geldi. Evet. Şimdi bir dakika, oraya geliriz de. Ezgi, senin ilk denemen vardı ya, fincan. Ben o çıkacak senden. Yayında lütfen Ramazan'ın sana nasıl baktığını gör. Sen fincan deyince böyle durdu. Hiç düşünmedi, bir an pat diye çıktı aslında. Güzel geldi ama. Hayret ettim. Evet. Bravo. Ama güzeldi. Tebrik ederim. Şimdi. Korktuğumuz arkadaşlar, yere geldik. Bu kelimeyi de yakalayarak kasamızın iki katı olan 18.780 lira şu an cebimizde. Ne kadar süremiz kaldığını dikkat edebildik mi? 49 saniye. 49 saniye. 49 saniyemiz var. Şimdi bir düşünelim. Bu arada tebrik ediyorum. 85 saniyeden 49'a gelene kadar çok hızlı bulduk 5'te 6'yı. 4'te zorlandık. Şahaneydi. Şimdi bir düşünelim. 49 saniye aslında çok iyi bir süre. Neredeyse yarısı, nispeten yani. Yarısı kadar bir süremiz hala var. Ama riske atabileceğimiz de bir 18.780 liramız var. Diğer türlü de kazanırsak çok iyi bir rakama gidiyor kasa.
Ya ben şöyle düşünüyorum. Şu an 18 bin bize iyi gelecek bir para. Boşta gitmek istemiyoruz. Bence iyi yarıştık. Burada şey yapalım. Alalım. Çoğunlukla eşimin sözünü dinledim. Öyle bir huyum var. Yani yarışmak isterdim. 18 bini de yani riske atıp devam etmek de isterdik ama bize şu an iyi gelecek bir para. O yüzden riske atmak istemiyoruz açıkçası. Ne yapalım? Biz alalım. Biz alalım. O zaman soruyorum. Artı 50 bin liralık 7 harfli süper lingo kelime için devam edelim mi? Çünkü 49 saniyemiz var. Yoksa devam etmeyelim mi? Birlikte söyleyelim. Etmeyelim. Etmeyelim. Etmeyelim dediler efendim. Tamamdır. Nasıl isterseniz. O zaman Ramazan ve Ezgi'yi kutluyoruz. Bugün 6 harfi lingo kelimeyi bularak bizden tam 18.780 lira kazandılar. Tebrikler. Peki. 18.780 lirayı aldık. Aldık. Ama Ramazan. 49 saniye kala bakalım 7 harfli kelimeyi bulabilecek miyiz? Gelsin mi? Bulmaya çalışalım bakalım ne olacak? İnşallah bulamayız. İnşallah bulamayız. Ama kendim efendim, diyeceğim. Devam etseydik 68.780 liraya bizi taşıma ihtimali olan 7 harfli süper lingo kelimemiz geliyor ekrana. Bakalım ilk harfi neymiş? Deneyelim hep beraber deneyelim. Deneyelim. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi T. Telefon. Telefon. Hemen deneyelim. T-L-E-F-O-N. O varmış. Ama orada değil. Taraf. Tar. Pardon. To. Ne olabilir? O var. To. Ta. Taraf. Tencere. T-N-C-R. Deneyelim tencereyi. Yardım edecek mi bize hiç? R'nin yerini verdi. Ro. Ya da to. Hmm. Top, taraf. Taraftar olmaz. Tarı, ro, or. Tarator. Ne olabilir? Tarator. Tarator. Tarator deneyelim. Tiyatro. Bulamadık. Eğer bulamadığımıza taratoru sevindik galiba. Taratoru üstte deneseydik. Kesinlikle. Evet. %90 bulurduk tiyatroyu. Evet. Evet. Bilmiyorum. Belki de, belki yarışsaydık, belki de bulacaktık. Belki de. Çünkü o panikle beraber daha çok kelimeler evet ürettik bugün. Ama hiç sorun yok. Siz bugünün zaten birincisi oldunuz. Evet. Günün galibi oldunuz. Bir de üstüne bizden 18.780 lira kazandınız. Lütfen Trabzon'a bizden selamlar götürün. Aleykümselam. Okulumuzdaki bütün hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Hepsine biz de buradan için teşekkür ediyoruz. Hepsine çok selam söylüyoruz. Onları da bekleriz. Efendim, biz olsaydık 49 saniye kala devam ederdik derseniz, çünkü biliyorum ekranları başında ben olsam devam ederdim diyenler vardır. Evet. Belki de tiyatroyu siz bulacaktınız. O yüzden sizleri de yarışmamıza bekliyoruz. Hem burada keyifli zaman geçiriyoruz. Çok. Çok eğlendik. Ne güzel, vallahi bizim için de öyleydi. Hem de gördüğünüz gibi güzel ödüller kazanıyoruz. Şu aşağıdaki telefon numarasından veyahut iletişim adresinden bizlere ulaşın. Zaten seyrediyorsunuz. Çok teşekkür ederiz seyrettiğiniz için. Hiç yalnız bırakmıyorsunuz. Çok güzel yorumlar geliyor. Sizlere de bir kez daha teşekkürler arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz. Hem size hem arkadaki ekip arkadaşlarına. Biz İstanbul'a ilk kez geldik. Bilmiyorduk. Çok yardımcı oldular. Buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ne demek? İyi ki geldiniz. Teşekkür. Ayağınıza güzel sağlık. Efendim, bugün artık bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik ama bizlerden hemen sonra ana haberde buluşmak üzere. Her zaman söylüyorum ya, sevdiklerinizden hep güzel kelimeler duyacağınız bir hayatınız olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.